Ergenekon ve AKP el ele dedik. Aslında bu yapılanlar, özellikle son dönemde meydana gelen hadiselere baktığımızda, Ergenekon'un ta 1990'lı yıllardan beri yaptıkları var ve 28 Şubat'tan beri yaptıkları var, planladıkları var, projeleri var ve hedef olarak da hizmet hareketine almışlardı. Fakat bu sadece hizmet hareketiyle kalmıyor. Aynı zamanda bütün dini grupları da hedef alıyorlar aslında. Bunu birazdan konuyu değiştirmeden ikinci bir video yayınlayacağız. Türkan Saylan meselesini konuşurken de gündeme getireceğiz. Ama Ergenekon ve AKP işbirliğinde Ergenekon'un özellikle faili meçhul cinayetlerin işlendiği dönemlerle alakalı yaptığı suçlar var, işlediği suçlar var, dahil olduğu suçlar var ve bunlarla alakalı olarak da yargılamalar yapılıyordu. İşte o yargılamalardan bir tanesi 2005'te biliyorsunuz Umut Kitap Evi diye bir kitap evi vardı ve orayı bir işte çavuş bombalamıştı açıkçası yanında bir arkadaşıyla. Dönemin Genelkurmay Başkanı ben iyi tanırım kendisi iyi çocuktur, iyi tanırım iyi çocuktur ifadesini kullanmıştı ama sonuçta yargılamalar devam etti. İşte hapishanede devam ediyordu. 39 yıl yanlış hatırlamıyorsam 30 küsur yılla yargılanıyordu. Ceza da almıştı. Ama bugün Yargıtay tarafından beraati onandı bu kişinin, bombacının. Bir kişinin de ölümüne sebep olmuştu. Umut Kitabevi dosyası böylece kapatıldı. Ne oluyor sizce? AKP Ergenekon işbirliği içerisinde daha başka neler kapatılabilir? Şimdi böyle bir işbirliği 17-25'ten sonra kuruldu biliyorsunuz. 17-25 o işbirliği kurulduktan sonra Ergenekon, Erdoğan acize düşmüş bir durumdaydı. O sıfırlama tapelerindeki psikolojisini hatırlayın. Hı hı. Aslında bir tamamen çökmüşlük içindeydi. Çünkü suçüstü yakalanmışlık vardı ama o psikolojinin içinden biraz da Efkan Alan'ın onu kurtardığı söylenir. Dönemin İçişleri Bakanı hani kırın kapıyı alın, siz yapın biz kanunu arkadan çıkarırız diyen böyle bir İçişleri Bakanı ve o badireden çıktıktan sonra bunlar Erdoğan Ergenekon'la bir ittifak kurdu. Hemen zaten akabinde birkaç ay geçmeden daha önce savcısıyım dediği Ergenekon davasının bütün sanıklarını bıraktı. Hepsi dışarıya çıktılar ve bir işbirliği kuruldu. Evet. Bu işbirliğinin birkaç ayağı vardı bence. Bir tanesi Erdoğan iktidarda kalacak. Yani Erdoğan'a bakan yönüyle onlar cemaatle olan mücadelesinde en büyük düşman haline cemaat getirilmişti. Cemaati hedefe koydu. Cemaat öteden beri Ergenekon'un zaten düşmanıydı. Yok etmek istiyordu. 28 Şubat'ta da yok etmek istiyordu. İşte 2007-2008'lerde de 2004 MGK kararlarında da pek çok noktada TSK'nın içinde görünür ve görünmez kanallarıyla seküler kesimlerin ve Kemalist kesimlerin, Ergenekoncu kesimlerin bir şekilde yok etmek istediği kesim cemaatti. Şimdi 17-25'ten sonra düşman tek hale geldi ve bir düşmanı imha etme üzere bir ittifak kuruldu Ergenekon'la Erdoğan üzerinde. Şimdi bu ittifakın evet hedefi belliydi, düşmanı belliydi, hizmet hareketi. Bu kadroların temizlenmesi, yok edilmesi, imha edilmesi lazımdı. Evet. Bununla ilgili içinde ben 15 Temmuz'un da olduğu uzun erimli bir plan yaptıklarını düşünüyorum. Yani bu Ergenekon'la Erdoğan'ın çabasının 3-4 yıla yaygın, ince ayrıntıları çalışılmış, işte içinde istihbaratın olduğu, bütün devlet birimlerinin olduğu, Ergenekoncuların ve o itaatçi geleneğin illegal yöntemlerinin kullanıldığı, İşte paramiliter gruplarının kullanıldığı bir ittifak kurulduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında Ergenekon'un Erdoğan'dan istediği başka şeyler de vardı. Elemanlarının bırakılması ki tamamen Ergenekon'la, Balyoz'la ilgili davalardaki bütün sanıklar bırakıldılar ve sonra da tahliye edildikleri gibi davalar bozuldu biliyorsunuz. Sonra Yargıtay yeniden onları incelemeye aldı filan ama Balyoz olarak tepelerinde tutmak için netice itibariyle bu Ergenekon ve Balyoz davaları bir yönüyle çöp olmuş oldu. Onun ötesinde de Ergenekon'un bu ülkede kirli bir kısım oyunlarının, kirli bir kısım elemanlarına dokunulmaması, korunması noktasında da ben Ergenekon'la Erdoğan'ın bir işbirliği yaptığını düşünüyorum. Ve onların
hapisteki cezaevlerindeki insanların salınmasıyla da 15 Temmuz'daki işte köprüdeki o suikast timlerinin, keskin nişancıların, askerlerin kellesinin kesilmesinin, sokakların karıştırılmasının yakın ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani o 17-25'ten sonraki sıkı işbirliği ve koalisyon en büyük meyvesini aslında 15 Temmuz'da verdi. 15 Temmuz'un o kanlı cephesini organize etmekte AKP'nin çok tecrübesi yoktu. Milli Görüş Hareketi, MSP Hareketi dediğimiz bu hareket 80 öncesinde de çok fazla böyle silahlı kavgalı işlere girmiş değildi. Mesela MHP'lilerin böyle tecrübesi vardır. Ülkü Ocakları'nın böyle bir tecrübesi vardır ama MSP'nin o dönemki Milli Gençlik Vakfı dediğimiz, MGV dediğimiz veya Akıncılar dediğimiz grupların 80 öncesinde de işin doğrusu çok fazla şiddete, silaha bulaşmışlıkları yoktu. Mağdur olarak öldürülmüşlükleri falan vardı ama böyle ülkücüler gibi veya sol bazı gruplar gibi silah kullanabilen, insan öldürebilen, kitlesel eylemler yapabilen falan böyle tarafları yoktu. Dolayısıyla 15 Temmuz gibi bir olayı organize etmede İslamcıların bir birikimi yoktu, bir tecrübesi yoktu. Ama İttihatçı gelenek dediğimiz 1908'den beri bu topraklarda etkili olan o Ergenekoncuların ise bu tür alengirli işler çevirme, kanlı işler çevirme noktasında çok ciddi bir tecrübeleri ve birikimleri vardı ve elemanları vardı alanda da. İşte o Ali Kaya gibi yani Umut Kitabevi'ni bombalama vakasında olduğumuz gibi pek çok. Yani Taksim'in taranması, Maraş olayları filan bütün bunları bir Ergenekon'la ilintilendirebilirsiniz. Devletin derin cenahıyla. Böyle bir tecrübesi vardı. 15 Temmuz'da böyle bir işbirliği kurdular ve 15 Temmuz'dan sonra da Erdoğan bunun diyetini ödemeye devam ediyor. Bence şöyle bakmak lazım olaya. 15 Temmuz Türk tarihinin son 100 yılının en önemli olaylarından birisi. Ve bunun o kanlı tarafında Ergenekon var. Bir sürü insanın, askerlerin kesilmesi, öldürülmesi, onun organize edilmesi filan. Şimdi böyle bir olayı beraber işlediler, beraber bir cinayet işlediler. 84 milyona yönelik. Bundan bir kısım istihbarat örgütlerinin haberi var. Harici istihbarat örgütlerinin ve zaman zaman da sopanın ucunu gösteriyorlar. Hatırlarsanız İngiliz istihbaratı da, Rus istihbaratı da 15 Temmuz'la ilgili bazı hakikatleri Erdoğan'ın iktidarını, hükümeti hizaya getirmek için zaman zaman kullanıyor. Şimdi şöyle büyük bir cinayet işlemişler beraber ve ortaklar. Bu ortaklardan bir tanesi sorumlu değil. İktidarda değil, hükümette değil, yasal bir sorumluluğu yok. Yani Ergenekoncuların herhangi bir etiketi, sorumluluğu yok. Öteden beri onlar bir nevi hükümetlerin sırtına binerek, iktidarların sırtına binerek iktidar olabilmiş, güç devşirmiş gruplar. Doğrudan alana inip de bir siyasi parti kurup, bir hükümet kurup iktidar olan gruplar değil. Farklı iktidarlar üzerinden işte bir dönem Çiller üzerinden, 28 Şubat'ta MGK üzerinden, ordu üzerinden filan hep dolaylı yollardan bir şekilde toplumu ve devleti dizayn ettikleri için onların toplum nezdinde muhatap alacağınız, aha muhatap bu diyeceğiniz biri yok. Ama Erdoğan bir parti, AKP bir parti, Erdoğan bir parti başkanı, bir başkan, cumhurbaşkanı, bir iktidar. Dolayısıyla Ergenekon 15 Temmuz'la ilgili yapılanları ifşa ettiğinde bir kısım şeylerin ipuçlarını verdiğinde bundan en büyük zarar görecek olan AKP ve Erdoğan'dır. AKP kadrolarıdır. Şimdi bu hakikati bir kenara koyduğunuzda bir yönüyle Ergenekoncular Erdoğan'ı ve AKP iktidarını 15 Temmuz ve daha hangi kirli ilişkileri birlikte çevirdilerse onları bilemiyoruz. Bura üzerine rehin almış durumda. Dolayısıyla Erdoğan'ın Ergenekoncuların istediği bir şeyi yapmama gibi bir ihtimal yok. Öyle bir lüksü yok. Çünkü onların rehini altında. Dolayısıyla Umut Kitabevi hepimiz biliyoruz ki işte Yaşar Büyükanıt da o zaman ordu komutanı veya kol ordu komutanıydı zannederim. Bilirim iyi çocuktur dedi mesela Ali Kaya için. Suçüstü yakalandılar bunlar bomba atarken, hatta hatırlayın o günler halk kovaladı, yakaladı bunlar halk. Kürtler bu noktada uyanıktır. Devletin 100 yıldır sopasını yedikleri için Kürtler Türk toplumunun içinde en uyanık, en basiretli, bu tür alavere dalavereye karşı gözü açık bir toplumdur ve gittiler mesela orada halk bizzat Ali Kaya ile neydi o bir tane daha var, Sefer Yılmaz, bunları Sefer yakaladılar. İkisi de Yılmaz. bunların askerle bağlantılı. Bir tanesi uzman çavuş zannederim, bir tanesi de onun kullandığı eleman gibi. Her ikisi de resmi görevli adamlar. Güvenlik sağlaması gereken adamlar bir yere bomba atıyorlar ve provokatif olaylar çıkarıyorlar. Ve bu olayların üzerine de mesela
Yaşar Büyükan'ı ta o dönemde tanırım, iyi çocuktur. Yani bir bombalı patlamayı sahiplendi. Ülkedeki garabete bakın ki bu adam daha sonra bir de Genelkurmay Başkanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı oldu sonra. Sonra Genelkurmay Başkanı oldu. Yani öyle de bir, hani Türkiye'de bu yaşadığımız olaylar sadece bugüne mahsus değil. Bir bombalı patlamayı yapan adama sahip çıkan bir adam, Türkiye gibi bir ülkede, o zaman kolordu komutanı filendi, kara kuvvetleri komutanı olabiliyor, sonra da genelkurmay başkanı olabiliyor ve sonra da meşru hükümetlerin tepesinde bozak pişirebiliyor. Bence o umut kitabı meselesine de böyle bakmak lazım. Yani Erdoğan, Ergenekoncuların talepleri karşısında hayır deme lüksüne sahip değil. Hele ekonomik krizin de şu anda sıkıştırdığı bir dönemde onların taleplerini yerine getirmek durumunda. Yani çöküşte bir Erdoğan daha fazla onların rehinesi haline gelmiş durumda. Bunu onunla ilintili okumak lazım diye düşünüyorum. Yani Ergenekoncuların her ne tür karanlık iş ve ilişkileri varsa, istemese de, rahatsız olsa da, önceden işledikleri ortak cinayetin rehin ne olmasından dolayı bunları örtmek zorunda. Bu bir hakikat. Fakat mesela bu işbirliğiyle sizce neleri örtüyor Erdoğan? Kendi cenahı için söylüyorum, kendisi için söylüyorum. Ya Erdoğan kendi cenahı açısından yolsuzlukları örtüyor, hırsızlıkları örtüyor. Yani 17-25'i örttü mesela çok açık bir şekilde. Geldiler hem Ergenekon'un görünür ve görünmez tarafları. Yani Doğu Perinçek bu Ergenekon'da ne kadar etkindir tartışılır. O biraz şaklaban tarafı, sözcü gibi böyle konuşan bir ağız ama onu daha derin, Ergenekon'u daha yaygın ve derin bir yapı olarak görmek lazım. Sonuç itibariyle bir ittifak kurdular. Onlar daha önce Erdoğan'la ve AKP ile ilgili kesin ve net ağır ifadeler kullanmalarına rağmen, hatırlayın, Erdoğan'a ihtiyacımız var diye Doğu Perinçek söyledi. Ergenekoncu paşaların pek çoğu defalarca söyledi. Erdoğan'ın iktidarda kalması lazım, bu temizliği, yani cemaatle ilgili temizliği ancak Erdoğan yapabilir filan diye defalarca açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla onların Erdoğan'ın siyasi gücüne ihtiyacı var. Yani bir tarafta Erdoğan ve onun siyasi gücü, devletin kaynaklarını kullanması ve kamusal destek var. Evet. Ergenekoncuların hiçbir dönem sahip olmadığı şey kamusal destek, kamuoyu desteği. Onların oy oranları hep %1-2'leri geçmemiştir parti kursaları bile. Ama çok sıkı bir örgütlenme içinde olduklarından, operasyonel kabiliyetleri çok iyi olduğundan, provokatif kabiliyetleri çok iyi olduğundan dolayı bu tür Erdoğan gibi o siyasi yönü olan, kamuoyu desteği olan, devletin meşru yetkilerini kullanan insanlarla irtibat kurdular. Birisi kirli ilişkilerine devam etti. Öbürü de işte kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını örttü. İktidar üzerindeki imkanlarını sürdürdü. Yani hükümet etmeye devam etti. Belki eleştirenler bir şekilde susturuldu filan. Böyle bir win-win'e dayalı bir ittifak devam etti. Bu ittifakın bir sonucu diye düşünüyorum. Umut Kitabevi'ndeki beraatın da. Çünkü yani yargı diye bir şey kalmadı. Bağımsız bir yargı yok. Erdoğan ne derse o kararı vermek durumunda olan bir Yargıtay var.